Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Alişan Konyalı, ben dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve aynı zamanda One More International firmasının mutlu marka elçisiyim ve master lideriyim. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle milyon dolarlık gelişim çarkından bahsediyor olacağım. Aslında metafor çok basit arkadaşlar. Hepimiz doğduğumuz noktadan itibaren gelişmeye başlıyoruz. Önümüze gelen yeni bilgiyle çarkımızı genişletmeye devam ediyoruz. Özellikle burada bir kapı açılıyor. Bu kapı sayesinde diyelim ki ilkokul kapısı. Bu ilkokul kapısı sayesinde çemberimizi genişletiyoruz. Sonrasında ortaokul çarkı geliyor. Ortaokul çarkıyla yine çemberimizi genişletiyoruz. Lise çarkı geliyor. Lise çarkıyla kendimizi geliştirip büyüyebiliyoruz. Devamında üniversite çarkıyla beraber yine gelişim çarkımızı burada tamamlıyoruz. Tamamlıyoruz diyorum çünkü arkadaşlar Türkiye'de ve dünyada özellikle lise ve üniversiteden sonra kişisel ve profesyonel gelişim çapımız genişlemiyor. Çünkü sadece lise diplomasıyla veya üniversite diplomasıyla yaşamaya devam eden milyonlarca insan var. Ve bu üniversite bilgilerinin onları ömür boyu götürecekleriyle alakalı bir varsayım var. Yani benim üniversite diplomam var. Bu bana yeterli. Ben ömür boyu bu diplomayla yaşamaya devam edeceğim dedikleri an gelişim çapımızın aslında burada kapandığını görüyoruz. Yani bu çark tekrarlanarak, yuvarlanarak devam ediyor ve genişlemiyor. Neden? Çünkü insan kişisel ve profesyonel anlamda kendini geliştirmeyi bıraktığı anda bu çark kapanmış oluyor ve bu çarkın içerisinde kişi yıllardır dolanıp durabiliyor. Ben şahsım adına ilk kitabımı 19 yaşımda okudum. Keşke çok daha önce okusaydım. Şu anda bana her okuduğum kitap, her tanıştığım yeni insan, her yurt dışına çıkışım, her rahatlık çemberinden çıkışım benim gelişim çarkımı genişletiyor. Çok basit, bakın okuduğunuz bir kitap arkadaşlar burada bir kapı açıyor. Ufacık bir kapı. Bu kapı sayesinde artık gelişim çarkınız genişlemeye devam ediyor. Yurt dışına çıktınız, ben mesela hiç unutmuyorum. Almanya'ya okumak için gittim ve bir sene Almanya'da Erasmus programı ile geçirdikten sonra Türkiye'ye geri döndüğümde oraya giden Alişan'la dönen Alişan bir değildi. Çünkü gerçekten kişisel gelişim çapım ciddi anlamda büyüdü. Ve arkadaşlar bu metaforun aslında basit bir anlamı var. Bugün gelişim çarkınızı, gelişim çapınızı büyütmek istiyorsanız bunu büyüten 3-4 tane farklı etken var. Bunlardan birincisi okuduğunuz kitaplar, katıldığınız eğitimler, tanıştığınız insanlar ve gittiğiniz yurt dışıları, özellikle gezdiğiniz, gördüğünüz yepyeni yerler. Gördüğünüz yepyeni yerler size yepyeni fikirlere neden olacaktır. Yepyeni fikirler üretmenize neden olacaktır. Okuduğunuz kitaplar, katıldığınız eğitimler ve tanıştığınız her yeni insan arkadaşlar size burada bir yeni fırsat kapısı açacaktır. Bu fırsat kapısından girerseniz çapınız genişler ve gelişim çarkınız genişler. Dolayısıyla bu çarkın dışında diyelim ki milyon dolarlık bir hedefiniz var. Milyon dolarlık bir hedefiniz var. Neden bunu rakamsal bir hedef olarak koyuyorum? Çünkü biliyorsunuz kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ya da materyalist bir dünyada yaşıyoruz ve para aslında etkili yaptığımız işlemlerimizin sonucunda bir ölçektir. Yani bugün gerçekten ciddi anlamda yüksek gelirler kazanıyorsanız yaptığınız işi çok etkili bir şekilde yaptığınızın bir kanıtı bu. Dolayısıyla gelişim çapınız ne kadar genişlerse arkadaşlar gelirleriniz de o kadar genişler, özgürlüğünüz ve etki çemberiniz de o kadar genişlemiş olur. Dolayısıyla bugün an itibariyle sahip olduğunuz sonuçlardan memnun değilseniz kendi gelişim çapınızı ve gelişim çarkınızı sorgulayın. En son ne zaman yeni bir kitap okudunuz? En son ne zaman yeni bir insanla tanıştınız? En son ne zaman farklı bir şehre, farklı bir ülkeye gittiniz? Bunları bir sorgulayın. Çünkü ya da şöyle sorun. En son ne zaman rahatlık çemberimden çıktım? Çünkü hayal ve hedeflediğimiz bütün yaşam arkadaşlar rahatlık çemberimizin bir tık ilerisinde. Ben bu zamana kadar özellikle son 5 yıldır aldığım en önemli kararlardan bir tanesi sürekli rahatlık çemberimin dışına çıkmaktı. Ve bu şu anda bunu fark ediyorum ki aldığım en önemli kararlardan bir tanesi. Dolayısıyla gelişim çarkınızı geliştirmek adına her gün bakın ama her gün önünüze fırsatlar çıkıyordur. Ve bu fırsatları her değerlendirdiğiniz anda arkadaşlar bir fırsat penceresi açılır, fırsat kapısı açılır ve bu fırsat kapısı artık gelişim çarkınızı çok daha geliş olmasını sağlar. Hayal ve hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız fırsatlara uyanık olun. Yeni kitaplarla, yeni insanlarla ve yeni ülkelerle ve şehirlerle tanışmanızı nacizane öneriyorum. Etki çemberiniz genişledikçe özgürlüğünüz ve mutluluğunuz artacaktır.
Bundan emin olabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız mutlaka beğen butonuna basın arkadaşlar. YouTube algoritması beğenilerle çalışıyor. Dolayısıyla ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok bu video faydalı olarak ön plana çıkacaktır. Ve çok daha fazla insanın hayatına dokunmamıza vesile olacaktır. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çarkı aktif edin. Buna benzer videolarla yine karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.